Merhaba sevgili izleyiciler. Trendist Ataşehir satış ofisindeyiz. Yanımızda satış müdürü Sayın Yalın Arıyeşil var. Projeyle ilgili kendisinden bilgi alacağız. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Trendist Ataşehir projeyle ilgili bize önce bir genel hatlarıyla bilgi verir misiniz? Trendist Ataşehir projesi Anadolu yakasının en değerli lokasyonlarından birinde, Ataşehir'de, Doğu Ataşehir'de hayata geçiriliyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce inşaatı ve lansmanı yapılan bir proje. Şu ana kadarki gelen talebe dikkate aldığımızda görüyoruz ki Ataşehir hiçbir zaman bitmeyecek bir talebe sahip. Tabii bunun belli nedenleri var. Her şeyden önce oturmuş bir profile sahip. Bunun yanında ticari anlamda da desteklenmesi, finans merkezi inşaatının bir yandan devam ediyor olması ve projemizin, Trendist Ataşehir projesinin hemen yanına yapılacak olan yaklaşık 110 dönümlük bir kent parkının olması projeye değer katıyor. Biz o yüzden talepten çok memnunuz. Şu anda da satış oranlarımıza baktığımızda yaklaşık %77'ler, %78'ler seviyesindeyiz ki bu her şeyi açıkça ortaya koyuyor aslında. Teslimat ne zamandı? Şimdi bizim sözleşme tarihimiz Ekim 2016. Ancak hedefimiz çok daha erken. Yani yılbaşı gibi bir teslimat planımız var. Hedefimiz bu doğrultuda. İnşallah bunun devamını sağlamaya çalışacağız. Peki efendim, şu anda inşaat ne aşamadadır? Hangi seviyelere geldik? İnşaat anlamında yaklaşık %70-72'ler seviyesindeyiz tamamlanma oranında. Tabii dışarıdan baktığınızda çok daha büyük bir tamamlanma oranı gözüküyor ama işin içine girdiğinizde yani blokların içindeki iç imalat olayı çok daha farklı. Birbiriyle ilintili birçok taşeronun girdiği bir noktadayız artık. Dolayısıyla içeride çok hızlı bir imalat devam ediyor, iç imalat. Yaklaşık ne kadarlık bir alanda yapılıyor proje? Proje yaklaşık 57 dönüm üzerine kurulu bir proje. Toplam 820 haneden oluşuyor. 3 tane kulemiz, 13 tane de 7 ve 8 katlı bloklarımızdan oluşuyor. Projede tabii birçok artık markalı konut projesinde olduğu gibi bir takım standart sosyal donatı alanlarımız mevcut. Açık ve kapalı havuzlarımız, fitness alanları, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş parkurları, kapalı otopark, 7/24 güvenlik. Bunların hepsi bu projede de olacak. Bu projenin bir artısı AVM mantığıyla değil daha butik bir çarşı konseptiyle hayata geçireceğimiz yaklaşık 43 tane de dükkanımız var. Bununla ilgili de son artık hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. İnşallah Mayıs ayında da bunların lansmanını yapmış olacağız. Proje bunlardan oluşuyor. Şimdi zaten şehir içerisinde bir proje. Ataşehir artık çünkü tam şehrin göbeği oldu, finans merkezinin geldiği nokta. Ama aynı zamanda da insanlar burada yaşayan insanlar da aslında çok da projenin dışına çıkmadan da ihtiyaçlarını gideriyor olacaklar. Sosyal donatılarıyla ve dükkanların varlığı da aslında oldukça buradaki oturanları da rahatlatacak. Kesinlikle. Her türlü ihtiyaçlarını gidermiş olacaklar. Kesinlikle. Yani biz de zaten bu dükkanları tasarlarken bunu düşünerek insanların da günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem de çevremizde yaklaşık 20 yıldır oturan Ataşehirlilerin de istifade edebileceği bir konsept hazırladık. O yüzden dükkanlar site içine değil sitenin dışına doğru bakan bir konumda tasarlandı. Ya ben burada şunu söyleyeceğim. Hani bölgeye baktığım zaman şunu görüyorum ben. Burada bir mahalle var. Evet. Burada böyle çok site kapalı değil. Hani Trendist Ataşehir projesi de kendi belki hani bir site tarzında yapılmış gibi görünse de dükkanlarıyla dışa dönük olduğu için diğer hani Doğu Ataşehir'deki projelerle beraber bir mahalle havasında yürüyor olacak. Doğru mu? Kesinlikle. Hedefimiz, amacımız bu. O zaman doğru gözlemlemişim. Satışların %70'i bitti dediniz ama 78'ler oldukça iyi bir rakam. Peki kalan dairelerden biraz bilgi verelim bizi izleyenlere. Hangi tip daireler var ve fiyatları neler? Şimdi şu an elimizde stüdyodan 4+1'e kadar seçenek bulmak mümkün. Tabii büyük dairelerden elimizde biraz daha sınırlı sayıda kaldı. 3+1 ve 4+1'de artık sonlara yaklaşmaya başladık. Daha çok stüdyoya 1+1 olarak seçenek bulma şansımız olabilir proje içinde. Bir de kulelerimizin son 2 ve 3. katlarında bizim için özel dairelerimiz mevcuttu. Biz de onların lansmanını, satışını açtık. 2+1 ve 3+1'den oluşan özel daireler bunlar. Yani penthouse olarak satışa sunuldu. Bu dairenin tabii en büyük avantajı
dış cepheleri tamamen giydirme cephe. Gün ışığını her açıdan çok rahat alabileceğiniz, tavan yüksekliği sizi ferah bir noktada hissettirecek daire tipleri. Bu dairelere de şu an çok güzel bir talep var, yoğun ilgi var. Bizim A3 bloğumuz proje içinde residence mantığıyla işleyecek bir blok olacak. Orada stüdyo 1+1 ve 2+1, son 3 katında da 3+1 penthouse dairelerimiz var. Buraya yönelik şöyle bir kampanyamız var şu an. %5'ini peşim verip %20'sini Ekim 2015'te ara ödeme yapabiliyor daire sahibi olmak isteyen müşterilerimiz. Kalan %75'i için bankadan kredi kullandıklarında yıl sonuna kadar banka taksitleri firmamız tarafından karşılanıyor ve ödeniyor. Dolayısıyla yıl başına kadar herhangi bir taksi ödememiş oluyor. Yani neredeyse teslime kadar, belki de değil mi, teslim zamanı? Evet. Evet, hedefimiz de zaten bu yönde. Yani Ocak itibariyle ilk taksitin ödemeye başlayacağı için müşterilerimiz o tarihe kadar da kendini biraz daha rahat hissetmiş olacak. Bir örneklemeden gidelim mi? Daha açalım, hem bir dairenin de fiyatını vermiş olalım. Şu anda en fazla talep bir 1+1, bir de 3+1. Ortalama bir dairenin fiyatından gidersek. Bir 1+1'in fiyatını alalım ve ödeme koşullarını. Yani bir 1+1 için mesela ortalama 400 bin olarak düşünürsek bir 1+1'i. Bunun 20 bin lirasını peşin verip 80 bin lirası için Ekim 2015'te bir ara ödeme yapabiliyor müşteri. Kalan 300 bin lirası için de bankadan kendine uygun bir ödeme planında vade ile kredi kullanabiliyor. 10 yıla kadar kullanmak mümkün. Ama bu söylediğim gibi seçtiği vadenin bir yıl sonuna kadarki taksitleri firmamız tarafından karşılanıyor. Ya bir kere proje bittikten sonra oturmaya başlamak sanki hani kira ödüyor gibi taksit ödüyor olacaksınız. Bu evet. Çok büyük bir avantaj çünkü teslimler artık yaklaştı. Bir de 3+1'in de fiyatını alalım size. 3+1'de de ortalama 800 bin diye bir rakam telaffuz edebiliriz. 800 binlik üzerinden de 3+1'lerimizde bu ödeme planını değil farklı bir ödeme planı sunuyoruz. Orada da %25'ini peşin veriyor, yani 200 bin lirasını peşin verip kalan 600 bin lirası için bankadan kredi kullanabiliyor müşteriler. Burada da 6 aylık taksitleri firmamız tarafından karşılanıyor yine. Şimdi az katlı bloklar var, bir de kulelerimiz var. Ama sanırım bu az katlı bloklar, daireler daha doğrusu daha çok aile yapısına yönelik mi yapıldı? Evet, yani bizim proje içindeki o düşük katlı B bloklarımız ve A1, A2 kulelerimiz zaten 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşan bir konsepte tasarlandı. Biz residence bloğunu tamamen home office kullanımına da uygun olarak tasarladık. Orada stüdyo 1+1 ve 2+1 daireleri toparladık. Zaten residence bloğunun da kendine ait bir giriş çıkışı, yönetim planı olacak. Yani diğer kısımlardan bağımsız bir site gibi düşünebiliriz aslında, ama bu proje içinde bir site içinde site gibi düşünebiliriz. Yani 3 bloktan bir tanesi bu şekilde başlayacak değil mi çalışmaları? Balkonlarımız var dedik, özellikle az katlarda. Düşük katlarda evet. B bloklarımızda İstanbullu insanların hiçbir zaman vazgeçemeyeceği tabii ki bir balkon konseptimiz var. Yaklaşık 4-5 metrekare civarında mutfaklarında bir balkonları var, ama kulelerde maalesef balkonumuz yok. Çok normal. Orada da penthouse'larımız var diyelim. Peki penthouse'larımızın fiyatlarını da rica edeyim. Tabii penthouse dairelerimizde 2+1 ve 3+1 seçeneklerimiz var. Buradaki fiyat aralığımız yaklaşık 793 bin liradan başlıyor. 1 milyon 316 bin liraya kadar katına ve konumuna göre kendi içinde değişiklik gösteriyor. Bu bölgenin herkesin beklediği çok büyük bir parkı var. Kent Park. Biraz da o konu hakkında bilgi alalım mı? Ne zaman olacak? Bu beklediğimiz ne zaman gelecek? Biz de Kent Park'ın ihalesini çok heyecanla bekliyoruz. Yani Ataşehir Belediyesi'nin artık ihaleyi ne zaman yapacağını biz de bekliyoruz. Yani sanırım herhalde 2-3 ay içinde en geç bu işi de bitmiş olacak. Yani çok uzun bir zaten süre almayacağını düşünüyoruz parkın yapımının. Yani projenin işte teslimiyle birlikte muhtemelen parkta aktif hale gelmiş olacak. Tabii park sadece Ataşehirlere değil tüm İstanbul'a hizmet verecek olan bir park. Dolayısıyla bir çekim merkezi olacak. Sadece bir çimlendirme ve ağaç dikimi olmayacağını biliyoruz. Çok daha temalı bir park olacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu hem projeye hem Ataşehir'e hem İstanbul'a da değer katacak. 110 dönümlük bir park, ciddi büyüklükte, doğru mu? 110 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz ki yani İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında herhalde bu kadar büyük bir park bildiğim kadarıyla yok. Ya ben bu kadar arazinin burada olduğunu bile tahmin edemiyordum. Açıkçası söyleyince böyle şaşırdım. 110 bin dönüm, doğru mu? 110 bin metrekare, 110, evet.
Yani ciddi bir rakam tabii ki. Yani eskiden burası da dediğim gibi bir dönüşüm projesi, gecekondu dönüşüm projesi. Dolayısıyla bize gelen müşteriler de "Aa, burada böyle bir yer var mıydı?" diyor. Hem Ataşehir'desiniz aslında, çok merkezi bir yerdesiniz ama hem Ataşehir'in biraz daha dışında sakin bir noktadasınız. Peki sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? İnşallah hepimiz için 2015 iyi geçer. Herkese bol satışlar diliyoruz. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de bol satışlar diliyoruz.